Teşekkür ederim. Öncelikle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı daha önümüzdeki hafta ama Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutlamak istiyorum. Gerçekten 100. yıl olması hasebiyle hem de her sene biz bunu hani bu şekilde görerek yetiştik. Kutlamamız gereken en önemli bayramlarımızdan biri olan Cumhuriyet Bayramımızın özellikle 100. yılına geliyoruz. Bu açıdan tekrar milletimizin bu bayramını kutluyorum. Biz biliyorsun Cihan, seninle beraber teknoloji programı çekiyoruz. Geleceğin teknolojilerini konuşuyoruz. Ama bu haftaki çekimimize özel hani bir şey yapmak istedik. Dedik ki bu Cumhuriyet'in aslında kuruluşundaki yapılan teknolojik adımları ve hamleleri aslında bir konuştuk. Atatürk'ün o kısacık sürede, yani savaştan çıkmış bir ülkeyle beraber başardığı, o kısacık bir sürede kurduğu fabrikaları, işte yaptığı üretim tesislerini, attığı adımları aslında bugün için konuştuk. İşte yine istiyorsanız birkaç maddesini buradan okumak Tabii, tabii istiyorum. ki. Profesör Doktor Haydarbaş'ın Hoş Geldin Atatürk eserinde bunları çok güzel maddeler halinde yazmış. Bunu kendiniz okumanızı da tavsiye ediyorum. Burada daha teknoloji, daha doğrusu üretim ve sanayi olan maddeleri burada okuyacağım şimdi size. Öncelikle 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te Devlet Demiryolu kuruluyor. 1924'te yine İstanbul-Ankara arası ilk yolcu uçağı seferleri başlıyor. Ondan sonra Sanayi ve Madenler Bankası kuruluş kanunu kabul ediliyor 1925'te. Tekrar 1925'te şeker fabrikalarının ve demir çelik sanayinin kurulması için bir yürürlük çıkarılıyor. Yine 1925 yılında Eskişehir Cerat Atölyesi'nde demiryolu malzemesi üretecek birimler hizmete giriyor. Yani demiryolunu devreye koymak için üretim sistemi devreye koyuluyor. Bundan sonra arada 1925'te Tayyare Cemiyeti'nin katkıları ile Ankara'da Türk yapımı ile ilk planör, yani uçak uçuruluyor. 1924 yılında ilk uçağı, ilk planör. 1925 yılında 1925 yılında ilk ilk planör. planör. Aynen öyle. İlk planör uçuruluyor. Bu arada şunu ifade edelim. Metin Öncüoğlu dediğin gibi yüksek mühendis, araştırma görevlisi ve özellikle Cumhuriyet'in teknoloji devrimi deyince gözleri evet. ışıldıyor. O yüzden hani Cumhuriyet'in 100. yılına doğru giderken özellikle bu konuları da konuşmak istedim Aynen Sayın öyle. Öncüoğlu. Onu da belirtelim. Lütfen devam et. Tamam. Biz bunları hatta yani biz de unutuyoruz. Hı-hı. Tekrar bunları saydıkça insan tekrar hayrete düşüyor. Yani bu Hı-hı. kadar kısa bir sürede neler Şu an başarılmış. bunların kaçı var? Şu an bunların kaçı var? Hiçbiri. Çoğu ya satılmış ya şey yapılmış. Ya satılmış ya devreden çıkartılmış. Önce atıl bırakılmış. Yani bunu hani kişileri şey yapmayalım ama gerçekten önce atıl bırakılıyor. Halk bu kurumlara düşman ediliyor. Yani ben anne tarafım Aydınlı'dır. Orada Nazilli Basma Fabrikası vardır. Oradan bilirim. 1950'lere kadar işte Atatürk bunu kuruyor, Nazilli Basma Fabrikası'nı. Bir şehir gibi bir yer. Yani işte konutları var, tiyatrosu var, futbol sahası var. Fabrikaları zaten o dönemin en iyi makinalarıyla kuruluyor. Ama öyle bir şey ki 1950'lere kadar fabrikaya bir adet makine alınmıyor. Yani hiçbir yatırım yapılmıyor. Yani dünyanın markası olabilecek bir atılımken Atatürk'ün yaptığı, oraya hiçbir yatırım yapılmıyor ve 1950'lere 60'lara gelindiği zaman halk artık orada çalışan kişilere düşman olmaya başlıyor. Çünkü niye? Teknoloji eskimiş, makineler eskimiş, üretim yapılamayan bir yer ama para kazanan insanlar. Belki çevreye de zarar veriyor. Ya çevreye belki zarar vermiyordur. Neticede bir fabrika her zaman pozitif şeydir. Ama hani üretim yapamayan bir fabrika, orada para kazanan insanlar artık para kazanamayan fakir halkın gözüne batıyor. Ve öyle bir şey oluyor ki fabrika kapatıldığı zaman, Nazilli Basma Fabrikası, insanlar buna seviniyorlar. Yani Türkiye'de aslında çoğu kurum bu şekilde. Yani Atatürk bunu 10 yıllık, 15 yıllık, yani şimdi tarihi yanlış olmasın, çok kısa bir sürede hayata geçiriyor. Hani belki o zamanın şeyiyle bu basma fabrikası ilerlese, tekstilde hani dünya markası olacak, ürünleriniz ortaya çıkacak. Yani bu sadece Bizim tekstil böyle çok tarafı. hikayemiz var. Bu Çok devrim arabası da hikayemiz var. öyledir, tayyare fabrikamız öyledir. Hani Aynen öyle. bu devrim arabaları hikayesi, devrim arabasının şeyi vardır. Bir filmi var biliyorsunuz. Hı. Yeni izledim ben de bu arada. Evet, yani beni çok duygulandıran bir şeydir. Yani kendi hayatımızdan da izler buluyoruz tabii orada biz Evet. de bu teknoloji işleriyle uğraştığımız için. Yani Türkiye'de yani çok acı, çok kısaca bahsedeyim. Şey diyor, oradaki baş mühendise gidiyor oradaki mühendis, demir yolları mühendisleri, o demir yollarını yapan ekip, devlet demir yollarının mühendisleri. Diyor ki, ya uçak fabrikası neden kapadı? Sen abi diyor, biz bu arabayı yaptığımız zaman ne olacak diyor baş mühendise. Hiçbir şey olmayacak diyor. Daha sonra neden hiçbir şey olmayacak? Ya araba yapıyoruz hani Türkiye'nin ilk arabası. Diyor ki sen diyor kurulan az önce söyledin. Biraz sonra 1926'ya gelince okuyacaksın. Kayseri Uçak Motor Fabrikası. Sen Evet. orada 1926'da kurulan uçak motor fabrikasını biliyor musun diyor. Genç mühendisin gözleri ışıldıyor. 2 sene sonra uçak motor fabrikası
kurduk diyor. Çok tabii hikaye yanlış anlatıyor olabilirim ama buna şöyle benzer bir hikaye dönüyor. Orada Kayseri Uçak Motoru Fabrikası daha sonra orada 110'dan fazla savaş uçağı üretiliyor. Değil mi? 110'dan fazla savaş uçağı üretiliyor. Daha sonra kapatılıyor fabrika. Peki bu hikayeyi anlattıkta bu tarihsel gerçeği anlattıktan sonra başmühendise soruyor mühendis. Neden kapattılar ki diyor. Biz uçak yapamazmışız diyor. Biz kimmiş? Uçak yapmak kimmiş? Dediler evet. Diyor. Kapattılar. Yapmışsınız işte diyor. 110 tane savaş uçağı üretmişsiniz. O da hani orada meşhur anekdotunu dile getiriyor. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz şeklinde. Evet. Hala meşhur sosyal medyada dönen bir bu repliğin sahibi Devrim Arabaları filmidir. Her neyse yani niye anlattık bunu? Atatürk'ün orada mücadele ettiği Sivas Kongresi'nde mandacılık anlayışını yerle eksen ediyor ve istiklal mücadelesinin tam bağımsızlık esasına dayandırıyor ya Atatürk Sivas Kongresi döneminde. O dönemde aslında o kadar önemli bir olgu ki hani biz yapamayız, biz edemeyiz, biz bunları üretemeyiz. O zihniyet, mandacı zihniyet. Bunu tam bağımsızlığa tepkil ettiğimiz zaman işte ortaya çıkartabileceklerimizi görüyorsunuz. Siz okuyacaksınız. Buyurun lütfen devam edin. Aynen öyle. Şurada hani Kayseri Uçak Fabrikası'ndan da bahsettim. 1926'da kuruluyor. Adnan Menderes hükümeti döneminde kapatılana kadar dediğin gibi 112 tane savaş uçağı üretiliyor. Yani gerçekten çok acı bir şey bu fabrikanın daha ilerlememiş olması. Bu arada bu Devrim Arabaları filmini de ben de yeni izledim bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Ama o film de gerçekten çok acı. Çok acı. O dediğin hani sahne filmin başlarında cereyan ediyor. Hani hiçbir başarı cezası kalmaz şekilde yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında burada gerçekten ciddi bir mühendis ekibi çok ciddi bir mühendislik çalışması veriyor. Ve çalışma boyunca hem yoklukla, zorluklarla, teknik açıdan zorluklarla mücadele ediyorlar. Bir taraftan ama çok daha büyük verdikleri mücadele medyada onlara gelen karalama. İşte siz devletin parasını çarçur ediyorsunuz. İşte bu kadar para verdiniz mesela eski prototipten bir fotoğraf çekiliyor, gazetede basılıyor. Bu kadar para, bu kadar ay bu mu çıktı? Sürekli böyle bir baskı, sürekli halkla bunlar gerçekten artık bir ciddi bir mücadele vermeye başlıyorlar. Hani Atatürk'ün hep hocam anlatırdı ya Haydar Hoca. Milli mücadele hem düşmanla savaşıyor, yetmezmiş gibi bir de içteki ajanlarla savaşıyor. İşte hoca görünümlü ajanlarla çalışıyor. Burada da aynı şey mühendislerin başına geliyor. Sarayın organize etti, ajanlarla aynen savaşıyor. Aynen öyle, ajanlarla savaşıyor veya İngilizlerin. Burada aynı şey mühendislerin başına geliyor. Bir araba üretmeye çalışıyorlar ama dört bir yandan bir baskı ortamı. Siz bunu yapamazsınız, yapmamalısınız ve bu baskı ortamının da şeyi şu. Bir cahillikten galeyana gelmiş bir halk diyelim veya hani cahil birkaç yazar diyelim ama asıl problem bu arabanın yapılmasını istemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Zaten sürekli onlara bir kurul geliyor. Arabanın yapılış aşamasını kontrol ediyorlar. İşte bunlar zaten yapamaz, edemez ama yine de bu baskılar oluşuyor. Ve en son araba çıktığı zaman en acı zaten kısım orası. Yani iki araç yapılıyor prototip. Bir tanesi sadece benzinden dolayı bir sorundan çalışmıyor. Öbür araç da çalışıyor. Hani birinde sadece yakıt deposuyla ilgili bir sorun var. Neticede yani bu araç yapılmayı başarılıyor 3 ay gibi bir sürede yanlış hatırlamıyorsam. Ya 3 ay ya 6 ay. Ve Cumhuriyet'in yıl dönümüne yetiştiriliyor. Evet. Gene hani yıl dönümüne denk geliyor. Ve çok acı ki sırf Amerika istemediği için çok bariz bir şekilde o arabalar şey yapılıyor. Hani yüzüne bakılmıyor. Daha sonra proje işte şu an sadece bir müzede sergilenen bir araç. Hani bir Türk markası olamıyor ama. Ve o zamana bakıyorsunuz tasarımı ayrı güzel, mekaniği ayrı güzel. Sıfırdan. Beni çok duygulandırır. Anadolu'nun sokakları için tasarlanmış. Türk ailesi binsin diye arka koltuklar geniş yapılmıştır mesela. Bizim ailemiz pikniğe gider haline doldurarak. Düşünülmüş yani. Memleketimizin sokakları karanlıktır, ışığımız yok diye farları büyütülmüştür. Evet. Ya bizi çok duygulandırır da oraya gelirsen çıkamayız yani, oradan diyorsun. Çok şey olur. Ama burada siz devam edin buyurun. Atatürk'e kısaca devam edersek mesela Atatürk hayatı boyunca yaptığı şimdi maddeleri okuyarak hani çok da vakit harcamayalım. Ama yaptığı ya bir fabrika açıyor sıfırdan ya da daha önce demiryolu açıyor, fabrika açıyor ya da eskiden satılmışları geri alıyor. Evet, hani bizim mesela genel başkanımızın bir sözü vardı bütün hani Atatürk'ün yaptığı ve kapatılan bütün fabrikaları açacağım, satılanları geri alacağım. Nasıl yaparsınız? Babalar gibi yapacağım. Hani Atatürk de öyle, babalar gibi yapıyor. Bütün işte burada birkaç tanesini de belki saymak lazım. Demiryolu hatlarını tamamını geri satın alıyor yabancılardan. Evet. Mesela Bursa-Mudanya hattı, Samsun-Çarşamba demiryolu hattı, işte şu tarafta birkaç tane daha, Bandırma-Menemen demiryolu hattı, İzmir-Kasaba demiryolu hattı, İzmir-Basmane-Afyon demiryolu hattı, hepsini bunu yabancılardan satın alıyor. Daha önce hiç olmayan fabrikalar kuruyor. İlk şeker fabrikası, ilk kağıt fabrikası, fabrikası, SEKA. İlk kağıt üretiliyor. Atatürk'ün o kısacık, savaştan sonraki kısacık ömründe. Bunlar bu kadar başarılabiliyorken bugünün Türkiye'sinde hani her şey öyle bir dizayn edilmiş ki
hiçbir şey yapılmasın. Sayın Keskin sordu ya az önce, ne oldu hani bu fabrikalara ne oldu diye sordu. Evet. Yani şu aslında anda bu bahsettiğimiz bu A4 yazı yazmamızı sağlayan, cismin pahalı olmasını sağlayan işte Galip Mustafa Atatürk'ün o kazanımlarını, Cumhuriyet'in evet. Bize kazandırdığı o değerleri saptamış Selçuk Hamız'dan kaynaklanıyor. Aynen öyle. Burada lütfen devam edin. Burada bir de bahsettiğiniz Kayseri Uçak Motor Fabrikası, biz 10 yıl sonra da Rıza Şah Pehlevi'ye uçak hediye ediyoruz. Düşünsenize evet. İran Şah'ına ve Hollanda'ya bildiğim kadarıyla uçak ihraç ediyoruz. Tabii uçak siparişleri alınıyor Avrupa'da. Uçak siparişleri alınıyor. Ama işte bugün... Yani ve Cumhuriyet, düşünsenize bir dünya savaşından çıkmış bir ülke bunları yapıyor. Evet. Bugün hani 100. yılında bizim yine Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın bir sözü var. Çok üzülüyorum diyor. Hani Atatürk'ün Türkiye'si, Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün Türkiye'sini yöneten belli, Atatürk'ün partisini yöneten belli. İkisi de gerçekten çok acı bir şekilde sahipsiz kalmış diyelim hadi en şey tabirle. Ama Türkiye'de bugün bakıyorsunuz bir şey yapılmasın, hani gençler bir fikir üretmesin, sadece meşgul olsunlar, mümkünse yurt dışına gitsinler, zeki olanları da kalmasın. Yani çok acı bir hatıramı anlatacağım. Bu geçti üniversitedeki işte akademik arkadaşlarımdan bir tane Türk arkadaşımla konuşuyorum. İşte yurt dışına bir üniversiteden postdoc, yani doktora sonrası araştırma için kabul alıyor bu arkadaş. İşte arkadaşla konuştuğum zaman hani Türkiye meseleleri falan bana hani şey diyor, sen niye bunları bu kadar dert ediyorsun ki tarzı bir cümle söyledi. Niye dert etmeyeyim? Hani buradan başka bir bizim ülkemiz mi var, işte vatanımız mı var falan deyince çocuk dedi ki ben önemsemiyorum, hani sen git başının çaresine bak. Hatta şöyle diyor, ben şimdi bakıyorum bu vatan, işte bu milletle ilgili nasıl bir ortak noktam var. Kebap seviyorum, onlarda kebap, başka bir şey bulamıyorum diyor çocuk şimdi. O kadar acı ki hani bu okumuş üniversite mezunu bir tane arkadaş, tek diyor benim bulabildiğim bağ işte ben de kebap seviyorum. O kadar milliyetçilik, her şey ayakları altına alınmış ki gerçekten çok acı 100. yılda. Tam tersi bir tane Suriyeli bir arkadaşım var gene akademiden. İşte Suriye tarafında daha hadi muhalif denen tarafta yetişmiş bir arkadaş. Gene bazı şeyleri sorgulayan bir tip ama. Onunla konuşuyorum. O da diyor ki ben diyor yurt dışına gitmek istemiyorum. Türkiye'de çok mutluyum. Gidebilecek bir arkadaş yani. Zeka olarak, akademik seviye olarak. Ben Türkiye'de İstanbul'da yaşadığım hayattan çok mutluyum. Ailem burada, sevdiklerim, sevdiğim her şey burada. Hani öyle bir tablo gelmiş ki, Arap burada kalmak istiyor, Türk burada kalmak istemiyor. Yani çok korkunç bir 100. yıl tablosundayız. O yüzden hani gerçekten bir silkinip kendimize gelmemiz lazım. Kesinlikle. O genç bir gelecek hayal edemiyor aslında, değil mi? Ama bu da yani bu, gelecek hayal edemiyor. Aynen öyle. Oradan kaynaklanan, hani yıllardan gelen, evet. Bu hani fabrikanın kapatılmasına dedim ya, insanlar fabrikaya düşman edilmiş. Öyle bir şeyden geçiyoruz ki yıllardır çok düşünmeyen, sorgulamayan insanlar da hani hükümet eliyle diyelim veya yapılan yanlışlar eliyle devlete veya hani millete düşman olmuş. Hani bu insanların yaptığını doğru kılmıyor ama bu sonuçta da geldiğimiz nokta maalesef çok acı. Burada da hani farklı konularda bilmiyorum vaktimiz var mı, girelim mi? Tabii buyurun buyurun. Yani birkaç dakika daha ilerleriz, sonra ikinci yarıda sevgili Hasan ve Alaeddin'le devam ederiz. Burada şöyle en son Cumhuriyet'in hani 100. yılı dedik. Burada şu konuya girmek istiyorum. Mesela Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Atatürk'ün hani Cumhuriyeti ilan etmesindeki şeyi bize çok güzel anlatırdı. Mesela derdi ki ben şimdi ben baktığım zaman bugün de görüyorum. Hani bunu tabii ki Haydar Baş sayesinde görebiliyoruz. İslam'a en uygun yönetim biçimi cumhuriyettir derdi. Yanlış hatırlamıyorsam bu kendisinin direkt ifadesidir. Gerçekten baktığımız zaman hani Hüseyin Baş'ın da benzer ifadeleri var. Diyor ki Irak'a bakın diyor, Suriye'ye bakın, Filistin'e bakın, işte Mısır'a bakın, Yemen'e bakın, her yere bakın. Yani en güzel, arada gül gibi açmış bir Türkiye Cumhuriyeti var gene Orta Doğu'da. Bunun farkı ne? Bizim farkımız Atatürk farkı. Aslında bizim farkımız Atatürk'ün bir Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bize hediye ettiği, aslında bunun savaşını bizim vermediğimiz, hani Hüseyin Baş bundan bahsediyor, hani biz bir Cumhuriyet Savaşı vermedik, bağımsızlık savaşı verdik. Cumhuriyeti Atatürk bize hediye etti. O yüzden de kıymetini bilmiyoruz hani Cumhuriyet'in, laikliğin. Ama baktığımız zaman Profesör Doktor Haydar Baş derdi ki Cumhuriyet İslam'a en uygun aslında yönetim biçimidir derdi. Şimdi burada mesela bunu anlatan bir tane yazısını buldum Yeni Mesaj'da. Çok güzel anlatıyor. Atatürk'ün 2017 yılında yazılmış bir yazısı. Muhtemelen bu hafta Yeni Mesaj'da tekrar yayınlanır. Takip etmenizi öneriyorum. Atatürk'ün aslında Cumhuriyeti ilan ederken ki hani Atatürk'ün de Ehl-i Beyt soyundan geldiğini çok iyi bir şekilde ortaya koymuştu Profesör Doktor Haydar Baş. Gerçekten kendi yazılarında Cumhuriyet'in İslam'la asıl uyumlu olan sistem olduğunu Atatürk çok güzel anlatıyor. Mesela bir yerde konuşmasında Peygamber Efendimiz'in şu hadisine işaret ediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz kavmine hizmet eden kavmin efendisidir diyor. Burada da Atatürk diyor ki hani Osmanlı'daki yönetimde hep
efendi olan hani bir yönetici, halife millete efendilik ediyor. Millete efendi oluyor. Her türlü günahı işleme özgürlüğü oluyor ama o Allah'ın sanki yeryüzündeki halifesi. Ki halbuki öyle değil yani. Allah'ın halifesi babadan oğula geçen bir şey değil. Hani Allah'ın seçeceği bir şey. Şimdi Atatürk diyor ki millet, yani bir kişinin millete efendi olmasındansa millete hizmet eden o kavmin efendisidir hadisine de şeyen, Atatürk'ün direkt burada sözü var. Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur diyor Atatürk. Profesör Doktor Haydar Baş da bunu burada çok güzel yazısında anlatmış. Yani gerçekten baktığınız zaman bugünün dünyasında İslam'a en uygun yönetim biçimi de hani İslami açıdan da baktığınız zaman cumhuriyet. Ve sırf cumhuriyeti biz sahip olduğumuz için bile belki bu 10 yılda 20 yılda yapılan kazanımların hepsini yapabilmişiz. Hani yine bu Suriyeli arkadaşımdan örnek vereceğim. Onunla konuşuyoruz. Bu dediğim gibi uç bir şeyden yetişmiş ama konuştukça bana diyor ki aslında diyor bakınca diyor siz diyor Türkiye olarak bizim hani Orta Doğu işte Arap ülkelerini de katıyor. Bunlardan diyor en az 70-80 yıl öndesiniz diyor. Hani onlarda daha bizde diyor meclisin şeyi tartışılıyor. Hani meclis olmalı mı olmamalı mı? Zaten demokrasiye bir karşılık var. Meclis olmalı mı olmamalı mı? Hani bizde yani o kadar bir ileri seviyeye çıkabilmişiz ki sadece doğru bir vizyonla hani Atatürk'ün vizyonuyla ve bunu o çocuk o şeyden çıkan çocuk itiraf ediyor. Ama evet, dönüp geldiğiniz zaman öyle bir noktada ki dünyada İslam ülkeleri de şimdi bazı hani bizim başımızdakinin yaptığı yanlışları söylediğiniz zaman hani mesela bir gün Amerika ile ilgili konuşuyor, bir gün İsrail ile ilgili, bir gün işte öyle bir gün hani fikir değiştiren, açıkça kendini inkar eden. Ondan sonra samimiyet sorunu diyebiliriz. Onun dışında yani eleştiri savaşa, yapan ama öz eleştiri yapmayan. Yapmayan hani dediğini yalan konuşan bariz bir şekilde. Ondan sonra savaşa nasıl diyeyim savaşın önünü açan hani gerçekten bu konuda şey bir gördüğü zaman diyor ki opportunist hani fırsatçılık. Hani insan şunu sorguluyor İslam'da fırsatçılık diye bir şey mi var? Hani veya kötünün iyisi. Hani bunu diyorlar.